Mobimnet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yine gördüğünüz üzere bir sevkiyatla meşgulüz. Arabaya attık balıkları, yollardayız. Görmüş olduğunuz şu 4 poşette Lepistes türlerimiz var ve birkaç tane platimiz var. Entler türlü Lepistes'imiz, Alman Lepistes'imiz, bir de platilerimiz var. Bunlara veriyoruz ve Tetra grubuna geçiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında yeni balıklarımızı akvaryumlarına eklediğimizde birkaç tane daha yeni türe giriyoruz. Full Black Lepisteslerimizin birçoğu öldü arkadaşlar. Buradan size duyurayım. Red Grass'larımızın da erkekleri öldü. Su değişimine dayanamıyorlar. Hazır suda beslemiştim zaten o balıkları. Yavrularını aldık. 11 tane yavrumuz var zaten Full Black'ten. O yavruları kendimiz büyütürüz ve onları kendi suyumuza alıştırdığımız için oradan üretime devam ederiz. Bu arada geldik alacağımız yere. O halde bir videoyu durdurayım artık. Gidelim balıkları alalım ve videoya tekrardan devam edelim. Evde devam ederiz büyük ihtimal. İçeride alırken video çekmeyiz. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz üzere kendi balıklarımızı da getirdik artık bize gelen hediyeleri. 2 adet bir çift olmak üzere albino koyu kılıç aldık. Ay kuyruk. Ve bir çift olmak üzere yine Danio Zebra aldık. Görüyorsunuz bunların da karnı dolu dişinin. 2 adet sayemiz var burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane de Black Tetra'mız var. Bunlar çok güzel bir tetra arkadaşlar. Şurayı yandan göstermeye çalışalım diyeceğim de. Yandan da herhalde zor gözükür. Şöyle elimizi alıp göstermeye çalışsak nasıl olur? Dur bakalım. Dur biraz çırpınmayı bıraksın. Kuyruğu kapatıyor. Güzel gözükmedi. Şöyle şuradan gözüküyor mu arkadaşlar mesela? Bakalım. Arkadaşlar şu mesela bir erkek Black Tetra. Burnu şöyle belli zaten. Bunları da bize hediye etti kendisi. Balığı götürdüğümüz kişi. Çok değerli bir insan. Kendisi zaten aşırı bilgili. Bayağı bir bilgi falan da verdi. Bilgi alışverişi de yaptık. Balık takası da yaptık. Bayağı bir bitki de verdi. Şunlara haricinde bir miktar daha bitki verdi. Onları da şöyle koydum. Hatta şuradalar. Gözüküyorlar. O bitkilerimiz de var. Biz de ona anibiyas verdik. Bir dal. Bir dal dediğim yani bir kök. Kendisine. Kendi aramızda küçük çaplı bir takas. Yani balık değiş tokuşu yaptık. En sevdiğimiz ne oldu? Black Tetra'lar. Bunları belki üretebiliriz. Ama şöyle bir şey diyelim size, sürprizim olsun. Küçük bir nano akvaryum geliyor. Bir kişi tetra akvaryumu istiyordu. Bu yüzden yaptım zaten. Hani çok fazla da amacım yoktu şunu almada. Bu yüzden sırf güzel bir tetra akvaryumu kuruyoruz. Black Tetra nano akvaryumu kuracağız. Zebra danıyorlar. Maalesef üretim amaçlı olduğu için onları üretim tankından birisine atacağız. Geriye kalanları üreteceğiz yani. Şu koyuları mesela, koyu kılıç karnı dolu zaten bunun. Bakalım ne zamana yumurtlar atar derken şöyle bakın, siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Şöyle görüyorsunuzdur dediğim yani tabii ki de görüyorsunuz balığı ama yavru bölümünü diyorum. Evet. Bilenler vardır. Yavrular daha tam oluşmamış. Asıl amacımız şu Black Tetra'lar. Hatta arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz, dilerseniz. Bu videoyu 1-2 gün içerisinde tamamlarız. Şöyle yaparız. Bu videonun içerisinde nano akvaryumumuzu da kuralım. Tamam arkadaşlar, bulduk. Bu videonun içerisinde nano akvaryumumuzu da kuruyoruz. Bir Hagen kumlu akvaryumu tekrardan kuralım. Evet arkadaşlar. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demiştim nano akvaryumu kuralım diye. O halde sizlerle birlikte nano akvaryumumuzu kurmaya başlayalım. Şu an aklımda bir plan proje yaptım zaten. Elimden geldiğince güzel bir nano akvaryum kuracağım. Bir de bir kişi yorum yapmıştı. İsmini tam hatırlayamıyorum. Fakat abi bir tetrazon akvaryumu koysan çok güzel olur yani tetra türünün demişti. Onu da işte yorumunu gerçekleştiriyor olacağız. Bir sayede takasa girdik biliyorsunuz. Anlattım durumları. Balıklarımız da zaten şöyle göstereyim, getirelim. Burada balıklarımız, tetrazonlarımız. Black tetrazon. Black tetra dahası.
Arkadaşlar, şöyle küçük küçük Gneiss'larımız var. Nano akvaryumlarda ben çok seviyorum Gneiss kayayı ve kullanmayı da tercih ediyorum açıkçası. Şöyle küçük bir akvaryumumuz var. Nano dememizin sebebi bu. Akvaryumumuzun küçük olması. O halde şöyle ufaktan bir dizaynımıza başlayalım. Kameranın açısına girmeden. Nasıl yapabiliriz mesela arkadaşlar? Mesela şu kayanın gördüğünüz üzere şu kısmı şu kısmından daha güzel. Ve benim aklıma bir şey geldi hemen şimdiden. Mesela şurayı şöyle şuraya yığalım. Şuraya bir ara açalım. Gördüğünüz üzere şu şekilde burayı yaparız. Altını dolduralım. Şurayı da dolduralım aynı şekilde. Şuradan kum alalım. Bu kumu yıkadım arkadaşlar. Lav kırığı kullanacağız. Lav kırığını severim aslında ben. Biraz şeydir. İri tanelidir falan ama hani Hagen'e göre ve yani tetrazonlar için daha güzel olur. Şuraya da bitki ekeriz. Burayı biraz dolduruyoruz gördüğünüz üzere. Yükselttik seviyesini buraya göre. Şurayı açalım arkadaşlar. Elimizde böyle bir kaya var. Bu kayanın da mesela şu yüzü daha bir hoş gözüküyor. Yani şurayı daha sade. Şu şekilde bunu da şöyle koyalım. Ortasına da bitki ekeriz. Hatta şurayı da biraz yükseltelim. Şöyle biraz daha yükseltebiliriz. Evet. Görüyorsunuz. Şu şekilde burayı kullanırız. Şöyle yanını kapatalım. Şuraya da önünü kapatalım. Görsel açıdan daha güzel gözüksün. Evet. Mesela burada bir boşluk oluştu. Zaten ben bunu biraz planladım açıkçası. O boşluğa da ne ekeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle devasa bir anübiyas ekeceğiz. Görüyorsunuz. Bu devasa anübiyası oraya bir ekelim. Önce bir sıkıntımız var. Şu kayayı şöyle güzelce bir alalım. Yeri zaten onun oluştu. Bunu elimizde şöyle çok kökünü sarsmadan bu kumda birazcık delik açalım. Önce kökünü koyuyoruz. Kamera açısına girmeyin. Ona dikkat ediyorum. Fakat şöyle kökünü gömüyoruz şimdi. Şuradan biraz kum alalım. Ve şuraya bırakalım. Geri taşımızı yerine alalım. Bu taşların da güzel bir görseli var açıkçası. Yani şu önünü de geri düzeltelim şöyle. Şunu birazcık daha derinleştirelim. Evet. Birden inmesini de istemiyorum buranın. Şimdi mesela şöyle bir şey var elimde. Görüyorsunuz. Devasa boylarda. Şöyle yapalım hatta. İki tane. Bunun arkasını bununla kapatacağız. Bakalım. Bunu da onun içerisine gömeceğiz. Eledoğayla şu bölgeyi bir ele doğalandıralım. Gördüğünüz üzere şuradan da hatta göstereyim. Şöyle de bitkilerimiz gelmişti hediye. Onları da kullanacağız. Çok güzel bitkiler var. Şimdiden söyleyebilirim. Arkadaşlar o halde ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle güzel bir tanesinden bitkiyi kesmek için. Hop zaten yukarıdan düştü fakat bu biraz köreldi. Ben bununla başka şeyler de kesiyorum. Tazesinden bir tane açalım. Bu da zaten bistüri diye geçer. Neşterin bir yan sanayisi gibi bir şey. Neşter ameliyatlarda kullanılıyor. Bunu hemşireler falan kullanıyor genelde. Genelde'den ziyade öyle yani. Arkadaşlar şöyle hesaplayacağız bunları kesmeden önce. Suyun üzerinde biraz da yatmalarını istiyorum. Şu şekilde gömersek şuradan kesebiliriz bunu. Şöyle kesmek mantıklı geliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşım devreye girdi. Bunu kesme dedi. Suyun yüzeyinde dalgalanmasını istedi. Bunu ikiye keseriz dedi. Daha mantıklı geldi. Tabii ki de böyle şunun boyuna getirelim. Diğerini de bu boya getirip şuradan kesebiliriz bunu. Bunu keseceğiz ama her türlü. Şöyle güzel bir görsel aldığımı umuyorum sizlere. Burada da koyu şeylerimiz var. Kılıçlarımız. Normalde onları göstermeyecektim. Fakat gördünüz. Artık onları da aldık, sahiplendik. Benim aslında gizli saklılarım yok. Yani sırf şunu şunu aldım diye de video çekmeyi pek seven bir insan değilim. Bunun başlığı da zaten nano akvaryum kurduk olacak. Hatta nano tetrazon akvaryumu kurduk olacak. Black tetrazonlar. Öyle ben hani şunu aldım bunu aldım diyerekten sizlere video çekmeyi pek hoş bulmuyorum açıkçası. Doğru bulmuyorum. Hani alırız geçer. Bunlardan tabi haberimiz olmaz daha mantıklı. Fakat yani gidip de ne kadar para vermişim falan pek hoşuma giden durumlar değil. Genelde yapılan şeyler bunlar ama ben hani para konuşmayı pek sevmiyorum. Yorumlarda da soruyorsunuz bazen. Sırf sorduğunuz için yani cevap veriyorum. Yoksa yani gidip de şu fiyata sattım ya da şu fiyata aldım diye kimseye söylemem. Doğrusu.
şuradan da birazcık bölüm açalım. Şu anda kameranın açısına girip girmediğimi göremediğim için çok özür dilerim. Umarım bacağım falan kamera açısına girmiyordur. Zaten bir ekipman da alacağım bitki için. Bitki gömme, ekme falan amacıyla. Şu anda şöyle birazcık açıyı yükseltelim. Daha yaklaştıralım hatta kamerayı size. Akvaryumuza. Şöyle şimdiden güzel bir şeyler gözükmeye başladı açıkçası ha. Sizler de umarım seviyorsunuzdur şu anda yani. Keşke şunu şöyle yapsaydım dediğiniz bir durum olursa yorumlarda belirtin. O şekilde yapalım. Şuradan da küçük delik açalım. Bu ele doğaları tek sevmediğim yönü, bir süre sonra topraktan kurtulmanın yolunu buluyorlar her türlü. Onları aslında oraya Japonla yapıştırmak lazım. Yoksa kaçıyorlar. Tabii ki bu Japonla yapıştırma meselesi gerçek değil. Olur ya. Hani Japonla yapıştırılır mı denmişsin. Öyle bir şey olmaz diye. Arkadaşlar şuraya bir bitkilerimize bakalım. Sizlere de gösterelim. Bakın orada bir tane tilki kuyruğu görüyorum. Ardında da bir ele doğa görüyorum. Hemen onu bir alalım. Bir ele doğa daha koyalım arkasına. Şu şekilde durduralım. Durdurmayalım hatta. Video devam etsin. Ben hemen elime şuradan atıp hoppadan hemen hızlıca alıyorum. Başka bir ele doğa görebiliyor muyum? Göremedim. Bunu da şöyle şu köşeye yapalım isterseniz. Bakın şu köşeye de bunu yapalım. Daha güzel gözükür. Evet arkadaşlar. Bunu da gömdük. Su ekleyince bunlar zaten yükselecekler. Ama biz şimdilik şuna şey yapalım. Şuraya geçirelim de. Olmuyor mu? Ha, şöyle dursun. Evet arkadaşlar. Daha bitkilerimiz çok. Artık ne eklesek diye bir düşünüyorum. Cidden hani şu andan itibaren kafamda kurulu bir planım yok. Tilki kuyruğumuz var. Onu değerlendirmek istiyorum arka plan için. Şöyle güzel bir ön plan bitkisi getireyim de. Ön plana bir tane bitki gömelim. Evet şöyle güzel bir bitkim var. Şu bitkiyi görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bunu da şöyle ön plana ekelim biraz. Şöyle ön planda bir bitkimiz olsun. Şurası güzel galiba. Bol bitkili. Akvaryum böyle oluyor. İşte akvaryum küçük olursa bitkisi bol oluyor. Oysa aslında bunları 1 metrelik bir akvaryuma koysak hiçbir artısı olmaz. Yani görsel bile yaratamayabiliriz. Fakat akvaryum küçüldükçe çıkarılabilecek görseller artıyor. Şu bitkiyi de şöyle koyalım. Acaba cımbızla bu işi yapabilir miyiz? Bir deneyelim. Bir cımbız bulayım. Hemen geliyorum. Buralarda bir tane olması lazım da. Evet buldum. Şöyle kökünü tutarsak mesela şu şekilde. Yok dönüyor. Tabii bir bitki ekipmanı cidden şart. Bitkiyle uğraşıyorsanız. Bakalım. Yok aslında oldu. Evet güzel de oldu hatta. Şu kökleri biraz saklamamız gerekecek. Onu da şöyle biraz elimizle hop tamam. Şuradan da bir kökümüz varmış. O bayağı da uzunmuş. Onu da şöyle kapatalım. Tamamdır. Ön plan bitkimiz de bu olsun mesela. Yine tilki kuyruğu falan getirelim. Tilki kuyruklarını da şuraya koyalım arkadaşlar. Doğru. Orayı yapabiliriz. Ön planı biraz daha canlandırırız. Şöyle toplu bir tilki kuyruğu koyalım oraya. Güzel gözüksün. Şöyle şu güzel. Şu koyacağımız bitkileri şuraya atayım. Siz de görün. Çok güzel bir tilki kuyruklarım var. Başka var mı diye bakıyorum. Gözümden kaçabilir. Başka da sanırsam yok. Güzel zeytinlerimiz var. Bir tane zeytinimiz var galiba. Fakat onu da alalım. Onu da koyarız aralarına bir yere. Zeytin de değil mi? Evet. Aynen. Zeytin. Limonada, limon daha büyük. Yok. Zeytin evet. Şöyle yanlış olmasın. Soralım da. Pek bitkici değil mi doğrusu? Sırf sizler için nano akvaryum kurmak için yapıyorum. Evet. Şöyle güzel bir tane bitki buldum. Geniş yapraklı. Bunu şöyle kumun içerisine koyalım. Şuraya yapalım burada hatta. Şunlardan da var da bunları da kullanacağız bir yerlere. Dilerseniz şöyle bir şey buldum. Evet. Bu da güzelmiş. Olmadı şöyle bir şey yapayım ben. Bütün bitkileri toplayalım. Zaten kullanacağız hepsini. Bir şekilde
getirelim, oraya koyalım. Tilki kuyruğunun yeri en azından kafamızda şu anda hazırda var. Bir tane de şöyle bir bitki vardı da bu akvaryum için çok uzun olacaktır diye düşünüyorum. Devasa bir bitki ya bu. Çok uzar gider galiba. Bu bakayım. Şöyle baksak. Evet, bunu da ekebiliriz ya bir yerine. Bunu da koyalım. Soğanlı bir bitki. Şurada biraz daha bitkilerim var. Daha fazla sizi bekletmeden hemen ekme zamanına başlayalım. Amacımız neydi? Tilki kuyruklar. Tilki kuyruklarını şu şekilde topluyoruz. Öncelikle elimize hepsini yan yana koyacağız. Birazcık boğazım rahatsız doğrusu. O yüzden sesim farklı geliyorsa kusura bakmayın. Sürekli öksürmemin nedeni bu. Görüyorsunuz bu tilki kuyruğu da bayağı bir büyümüş ama kesmiyoruz. Suyun tepesinde dalgalansın. Güzel. Şöyle de bir tilki kuyruğumuz varmış fakat bunun olayını anlamaya çalışıyorum. Galiba tam ortası şuraymış. Şuradan ekeriz ya. Şurayı bir temizleyelim. Ekecek yeri ayarlayalım kendimize. Evet. Güzel oldu. Var mı başka tilki kuyruğumuz? Görünür de yok. O halde bunları da şöyle yapalım. Şu şekilde güzel bir görsel oluşturacağım düşünüyorum. Şurayı boşaltacağız. Yapacak yok. Şuraya çevirelim. Tek umduğum şey suyu birden bastığımızda tabii yavaş yavaş olacak fakat bunların dağılmaması ama dağılacak gibi de geliyor. Şöyle bir bitkimiz varmış. Kalın bir sapı var. Şöyle de bir bitkimiz var. Bunun da yine kalın bir sapı var. Şunu değerlendirelim. Şunu şöyle soğanıyla birlikte şöyle ortaya gömeriz ya. İyi değil midir? Aynen güzel oldu. Umarım balıklarımızın yüzeceği yerde kalır bitkilerden. Çok güzel bir bitkilendirme oluyor. Şu anda siz kameradan pek detaylı anlayamıyor musunuz? Fakat suyu koyduğumda çok güzel anlayacaksınız. Şöyle güzel bir bitkimiz var. Oo, çok güzel değil mi ama? Bakın. Evet. Bunu da öldürmek istemiyorum doğrusu. Güzelliği gözüksün. Şöyle şuraya ekebilir miyiz? Şuradan şöyle küçük bir şey dalgalanabilir. Evet. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bitki işiyle uğraşacaksanız kesinlikle ve kesinlikle bitki ekipmanları alın. Olmuyor çünkü çok zorluyor. Ön plana ne ekebiliriz başka? Başka da ekebileceğimiz galiba bir şey yok. Şunu şöyle, şunları kullanalım. Aslında böyle de güzel oldu. Daha fazla boğmasam mı ki diye düşünüyorum fakat bir şeyler daha ekelim ya. Madem bitkiler akvaryum yapıyoruz, cidden hakkını verelim. Şöyle güzel bir bitkimiz var. İsimlerini bilmiyorum. Hani içinizden diyenler olabilecektir. Şu şu falan diye. Ama bende pek o kadar bilgi yok bitkiye dair. Benim işim balık. Bunu da sırf bitkili bir nano akvaryum kurmak istedim. Tetrazon akvaryumu. O yüzden kuruyorum. Bir de takas usulüne girdik. Dediğim gibi bulduğum her yere bitkiyi gömelim. En iyisi öyle oluyor. Şu anubias kendimin de bayağı bir büyüttüm, onu biliyorsunuz. Parçaladım hatta bir videoda da. Bütün akvaryumlara dağıtmıştım. Yeni akvaryum kuruyoruz videomda galiba. Şunu da şöyle öne koyalım. Daha fazla ekmek isterdim fakat artık duralım galiba. Fazla devam etmeye gerek yok gibi geliyor. Çünkü bayağı yer kalmadı. Zorlanıyorum hatta bitkileri ekerken. Bildiğiniz üzere cennet papağanlarımız var. Onlar da bugün yuvaya girip duruyorlar. İlk kez gördüm. Acaba ne oluyor? Hani üreyecekler mi falan. Belki bilenleriniz vardır. Dişimiz bayağı bir böyle şey oldu. Hatta erkek şu anda ağzına kusuyor da. Onlar da üreyecekler. Her neyse videonun konusunu saptırtmıyorum. Tamam. Çünkü
ben farklı şeyler gördüğümde hemen onları da videoya çekmek istiyorum. Şu bitkilerimizi artık kaldıralım. Bunları suyun tepesinde yüzdürmeye devam. Orada daha hızlı büyüyorlar cidden. Kumda olduğundan çok daha hızlı büyüdüklerini fark etmiştim. Arkadaşlar şimdi ben buraya bir su çekeceğim. Suları getirirken biraz bir videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, suyunu getirdim. Nereden dolduralım? Şura bitkisiz kaldı. O bölgeden yavaşça doldurmaya çalışacağım. Önce yaprağı değitelim. Daha sonrasında su toprağa girsin. Yavaş yavaş yükseliyor görüyorum. Evet. Şu an videoda gözüküyordur umarım. Aynen gözüküyor. Bitkileri çok fazla da kurutmamamız gerekiyor, yoksa bu sefer de ölecekler. Tetrazonların kendi suyunu da ekleyeceğim. O yüzden fazla su koymuyorum. Bu 5 litrelik yeter buraya. Daha sonrasında gerekirse yine ekleyeceğiz. Bakalım. Küçük bir düzeltmeler yapacağız tabii suyumuz full dolunca. Şöyle şurayı, şu kaya detayını görmenizi istiyorum. Amacım zaten o kaya detayı. Direkt çıktılar mı yoksa? Aynen. Biri çıkmış çoktan. Ya da ters ektik. Her neyse arkadaşlar, biraz balıkların kendi suyunu ekleyelim de şuraya. Daha sonrasında aşılamayla ben alıştırıp balıkları da koyacağım. Şu anda balıkları da görüyorsunuz, dur mu? Görmüyorsunuz. Gözükmüyorlar. Güzel. Tilki kuyruklarımızı şöyle biraz serbestleştirtelim. Şu da bayağı bir uzamış. Bunu biraz budayabiliriz. Bu da çok uzadığı için galiba çıkmış. Şurada bir tane cımbızımız vardı. Onunla tekrardan oraya gömmeyi deneyelim. Cımbız tutmuyor bile. Evet. Akvaryum, yani doğrusu hayal ettiğim gibi, planladığım gibi durmadı. Su biraz bulanıklaştı. Şöyle bir de bitkiler çok şey oldu. Dağınık durdu. Ama full koyduğumuzda suyu galiba daha güzel duracaktır. Bir aşılama yapalım mı diye düşünüyorum da, aşılamaya gerek yok ya. Zaten kendi suyunu koyuyoruz ve getirdiğim su da aynı derecedeydi. Ama biz bunu bir önce yerine koyalım. Ondan sonra biraz daha dolduralım. Yoksa kalkmayacak gibi geliyor bana. Videoyu bir durduralım o halde. Evet arkadaşlar, akvaryumu yerine koyduk. Bayağı bir uzun video olmuş. 19 dakikadır videodaymışım. Belki biraz keserim. O yüzden şimdi balıklarımızı koyalım. Balıklarımızı biraz koymadan önce şu suyu elimizle şöyle yavaşlatalım da bitkiler bozulmasın. Evet arkadaşlar, balıklarımızı ekledik. Nereye gitti bunların hepsi? Gözükmüyorlar ha. Dur şöyle yapalım. Şimdi buna biraz elimizle çeki düzen yapacağız. Şöyle ele doğalarımız. Ele doğalar bu şekilde bu tarafa uzanacak. Bu hangisiymiş? Bu çıkmış. Buna elveda, bunu alıyoruz. Şöyle şunları. Tamam. Evet. Evet. Balıklar da biraz sonra
yüzmeye başlarsa tekrardan bir video başlatırım. Önce şunları bir kurtaralım. Şu da iflas etmiş. Yok, bunu geri gömelim. Şunu şöyle şuraya koyarsak. Bunu şu şekilde tekrardan buraya koyalım. Durmuyor. Yapacak yok. Alıyoruz. Bir tane arka plana koymak için bitki arıyordum. Galiba şu olur. Arka plan demişim. Orta plan. Pardon. Ortada birazcık boşluk gördüm. Orayı bir dolduralım. Şöyle bir bitki var. Onunla doldurabiliriz. Eledon'un birisi daha çıkmış. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şuraya dolduralım. Evet, tamamdır. Çıkan ele doğamız hangisi? Buydu. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Şu flaşı bir kapatalım. Öyle videoya başlayacağım dedi. Flaşı kapatmadan önce şöyle bir göstereyim dedim. Tepesindeki bitkiler bu şekilde. Buraya hatta bir miktar su mercimeği de atarım. Balıkları da gösterelim. Maşallah, harınızı esirgemeyin. Bunlar biraz stresli. Streslerini attıklarında hepsi ortaya çıkacaklar. Yüzmeye başlayacaklar. Buraya biraz daha su ekleyeceğim. Bir de şimdi flaşı kapatalım. Öyle bakın. Flaşı kapatınca pek bir görsel olmadı. Karanlık oldu burası. Buraya bir de ışıklandırma yapacağız mecbur artık. Her neyse arkadaşlar, videoyu daha fazla uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.